Herkese merhaba, ben Seray Kutsal. Bir sürü güzel fikirle daha Koçtaş'ın YouTube kanalında yine sizlerle birlikteyim. Bu videoda size masa düzenleme ile ilgili bazı önerilerde bulunacağım. Ve tabii ki içinde minik kendi yap projeleri de olacak. Ben çalıştığım masanın derli toplu olmasına, düzenli olmasına gerçekten çok özen gösteriyorum. Çünkü böyle her yer her yerde olunca, aradığım şeyi aradığım yerde bulamayınca gerçekten yaptığım işe olan konsantrasyonum, motivasyonum direkt düşüyor. Çünkü masanın üstü dağınık olduğunda aslında sizin de dikkatiniz dağılıyor bu dağınıklıkla birlikte. Bu sizin için de böyledir diye düşünüyorum. O yüzden gerçekten kolay ipuçlarıyla ve projelerle masamızı nasıl daha düzenli tutabiliriz size bunu göstermek istedim. Ama videoya başlamadan önce lütfen Koçtaş'ın kanalına hala abone değilseniz abone olmayı ve bize destek için videoyu şimdiden beğenmeyi unutmayın. O zaman hadi bakalım kolay yöntemlerle masamızı nasıl daha düzenli bir hale getirebiliriz. Masalarımızın çok daha düzenli durabilmesi için ilk yapmamız gereken şey kalemlerimizin de düzenli durması bence. Çünkü çalışma alanlarımızda kalemlere oldukça ihtiyacımız oluyor ve onların dağınık durmasını istemeyiz. Bu yüzden de çok kolay ama aynı zamanda çok fazla kaleminizi içinde saklayabileceğiniz bir kalemlik yapımını göstereceğim size. Bu gerçekten basit bir kendin yap projesi olacak. Bu kalemliği yapabilmek için ise bize ilk gereken şey bir kutu olacak. Zevkinize uygun herhangi bir kutuyu Koçtaş'tan seçip bu projeyi siz de rahatlıkla yapabilirsiniz. İkinci gereken şey ise tuvalet kağıdı ruloları olacak. Aynı zamanda burada bir geri dönüşüm de yapmış olacağız aslında. Kutumuzun içerisine öncelikle tuvalet kağıdı rulolarımızı yerleştiriyoruz. Burada sizin seçtiğiniz kutunun boyutuna göre daha az ya da daha çok tuvalet kağıdı rulosu kullanabilirsiniz. Ben kutunun içerisine bu şekilde yerleştirmeyi tercih ettim. Daha sonra ise geriye çok kolay bir işlem kalıyor. Bu tuvalet kağıdı rulolarını sıcak silikon ile birbirine yapıştırmak. Tuvalet kağıdı rulolarını birleşim yerlerinden sıcak silikon ile birbirlerine yapıştırıyorum. Yaptığımız bu işlemle birlikte içerisinde birçok bölmesi olan gayet büyük ve kullanışlı bir kalemlik elde etmiş olacağız aslında. Öncelikle tüm tuvalet kağıdı rulolarını birleşim yerlerinden birbirine sıcak silikonla yapıştırdıktan sonra oluşturduğumuz bu bölmeyi içerisinden çıkarıyoruz ve alt kısımlarına birazcık silikon sürüyoruz. Daha sonra bununla birlikte kutumuzun içine yerleştirdiğimizde bu bölmeyi aslında kutunun içine sabitlemiş oluyoruz. Böylelikle artık çeşit çeşit kalemlerimizi düzenli bir şekilde masamızın üzerinde sergileyebiliriz. Sıradaki projemiz ise belki de çok masa düzeniyle alakalı değil ama çalışma düzenimizi gerçekten olumlu yönde etkileyebilecek bir proje. Kendimize mini bir yazı tahtası yapacağız. Bunun için bize ilk gereken şey bir çerçeve olacak. Ben çok şık bir çerçeveyi, aynı zamanda yaptığım kalemlikle de uyum sağlayacağını düşündüğüm bir çerçeveyi Koçtaş'tan seçtim ve bu proje için kullanacağım. Çerçeveyi seçerken ise dikkat etmeniz gereken tek şey ön kısmının gerçek camdan olması. Biliyorsunuz ki şimdi çerçeveleri böyle plexi, plakalarla vesaire de yapabiliyorlar. Ama bizim yapacağımız yazı tahtası için bu uygun bir işlem olmaz. O yüzden mutlaka cam bir çerçeve seçmeye özen gösterin. Zaten çerçeve seçimini yaptıktan sonra işlemimiz çok kolay. İstediğimiz renkte bir kartonu çerçevemizin içerisine aynı fotoğraf yerleştiriyormuş gibi yerleştiriyoruz. Burada ise düz renkli bir karton seçmeniz yazdığınız yazıların hem çok daha düzenli hem de anlaşılabilir durmasını sağlayacaktır. Bu çerçeveyi bir yazı tahtası olarak kullanabilmemizin en önemli noktalarından biri de aslında bu tahta kalemleri oluyor. Normalde bu tahta kalemleri için biliyorsunuz ki beyaz yazı tahtaları oluyor. Ama bu tahta kalemleriyle cam yüzeylere de çok rahatlıkla istediğinizi yazıp çizip daha sonra silebilirsiniz.
Benim kullandığım tahta kalemlerinin arkasında kendiliğinden böyle silgileri de vardı. Ama siz normal bir peçeteyle de yazdıklarınızı rahatlıkla silebilirsiniz. Böylelikle bu yazı tahtasını bir yapılacaklar listesi olarak kullanıp yapmak istediklerinizi tek tek not düşüp daha sonra da istediğiniz zaman silebilirsiniz. Bu kadar kolay bir yöntemle siz de minik bir yazı tahtası yapıp tüm işlerinizi kolayca buradan organize edebilirsiniz. Çalışma masalarımızın bazı olmazsa olmazları vardır. Bunlar genelde böyle minik yardımcılarımızdır. Mesela ataçlar gibi, yapıştırıcılar gibi ya da not kağıtları gibi, blok notlar gibi. Bunlar kişiden kişiye birazcık değişiklik gösterse de genelde hepimiz için masamızda bulunması gereken önemli ürünlerdir. Ve bunlar çok ufak tefek malzemeler olduğu için masanın üzerinde böyle dağılırlar, nereye koyacağımızı bilemeyiz. İşte burada aslında organizerlerden yardım alabiliriz. Aynı benim burada kullandığım gibi siz de aslında makyaj organizeri ya da takı organizeri olarak satılan ürünleri masanızı düzenlemek için de kullanabilirsiniz. Bunlar gerçekten masanızın üzerindeki dağınıklığı büyük bir ölçüde toplayacaktır. Sürekli elinizin altında olmasını istediğiniz malzemeleri düzenlemek için siz de bu şekilde takı organizerlerini ya da makyaj malzemesi organizerlerini kullanabilirsiniz. Ben burada bu organizerin içerisine ataçlarımı, sürekli yanımda bulunmasını istediğim not defterlerimi, raptiyelerimi, silgimi, yapışkanımı ve simlerimi koydum. Bunları masamda görmek hem beni mutlu ediyor hem de aynı zamanda elimin altında olması işlerimi kolaylaştırıyor. Ama tabii ki masamın üzerinde düzenli bir şekilde durduğunda ve neyin nerede olduğunu bildiğimde çalışırken onlara ulaşmak çok daha kolay oluyor. Kolay yöntemlerle ve projelerle masanızı çok daha düzenli bir hale getirebilir ve çalışma veriminizi yükseltebilirsiniz. Umarım bu videoyu beğenmişsinizdir ve faydalı bulmuşsunuzdur. Eğer beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı ve Koçtaş'ın kanalına hala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Ve video hakkındaki yorumlarınızı, belki sizin de aklınızda masa düzenleme ile ilgili bazı öneriler varsa bunları bizimle yorumlarda paylaşmayı da unutmayın. O zaman bir başka videoda görüşmek üzere, hoşça kalın.